Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, evet, devam ediyoruz. Bölme bölünebilmeden devam edeceğiz. Önce tahtada konusunu cinci ile anlatacağım. Sonra tablete ineceğiz. Her zamanki gibi yeni nesil, ÖSYM tarzı, bıyıklı sorularla devam edeceğiz. Ama bir şeyi hayal etmeni istiyorum. Düşünsene, seneye bu zamanlar, üniversite sınavından çıkmışsın, sınavın güzel geçmiş. Bir ay sonrayı düşün, üniversiteyi kayda gidiyorsun, istediğin, hayal ettiğin bölüme gidiyorsun. Mutluluğu, mutluluğu anlayabiliyor musun? Mutluluğu anlayabiliyor musun? Bak, var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Hadi, enerjini hiç düşürme. Hayalini kurduğun, hayalini kurduğun üniversitenin, hayalini kurduğun mesleğin, hayalini kurduğun hayatın peşinden koşmaya, koşar adımlarla devam ediyoruz. Tamam mı? Hadi şimdi bölme bölünebilmek konusunda başlıyoruz. Şimdi her konuya önemli diyorum ama bu baştan itibaren götürdüğümüz konuların hepsi gerçekten önemli mi? Niye? TYT'de ve AYT'de kesin soru gelen konular bölme bölünebilme de yine böyle. TYT'de gelmezse, AYT'de AYT'de gelmezse TYT'de mutlaka soru geliyor. Şimdi kaç video olacak arkadaşlar? Toplam kaç tane soru çözeceğiz bu bölme bölünebilmeden? Bir bakalım. Toplam 50 tane soru çözeceğiz. Toplam 50 tane soru çözeceğiz. Kaç videomuz olacakmış? Programımıza da bakıyoruz. Programımıza da bakıyoruz. Burada Temmuz ayı programımız bölme bölünebilme 3 video. Şimdi bölmeyi yapacağız. Ondan sonra bölünebilmeyi iki videoda yaparız. Bu şekilde bitiririz. Hadi bölmeye başlayalım. Öncelikle bölme yapmayı biliyor musun? Ha şunu bir böl bakalım Şunu bir böl. Şu işlemleri bir yap bakayım. Hadi durdur dur videoyu. Bölme yapıp yapmadığını bir görelim. Hadi. Şimdi bir kere bölme işleminde arkadaşlar. A, B, C, K doğal sayılar ve B eşit değil sıfır olmak üzere. Bir kere isimleri var. A'nın adı nedir? Şöyle mavi kalemle yapalım. A'nın adı nedir arkadaşlar? Bölünen. Tamam mı? B'nin adı nedir burada? Bölen sayı. B bölüyor çünkü. Bölen. C'nin adı nedir? Bölümdür. C'nin adı bölümdür. Sonra K'nın adı da nedir? Kalandır. Şimdi bu bölme işleminde sana dört tane kural vereceğim. Bunlardan iki tanesi çok önemli. Tamam mı? İki tanesi çok önemli. Bir tanesi bir tık şey. Şimdi birinci kuralımız. Birinci kuralımız şu. Kalan sayı negatif olamaz. Kalan sıfırdan büyük ya da eşittir. Birinci şartımız bu. Kalan sayı negatif bir sayı olamaz. Sıfır olabilir. Tam bölünüyor deriz değil mi kalan sıfır olursa. Şimdi ikinci kuralımız. İkinci kuralımız bölme işlemi ne zaman biter? Mesela biz 57'yi 4'e böldüğümüzde bir kez var diyoruz 1. Şurada çıkardık 17'de 4 kez var diyoruz. 16 kalan 1. Şimdi tam böyle eldeli şeyli ondalıklı bölmeye devam etmeyeceksek bırakıyoruz. Kalan birdir diyoruz. Ne zaman bıraktık? kalan sayı bölen sayıdan küçük olduğunda en önemli kuralımız bu. Kalan her zaman bölen sayıdan ne olmalı? Küçük olmalı. Şu şartla da birleştirelim. Bakın kalan her şey olamıyor. Bölenden küçük sıfıra büyük ya da eşit. En önemli şartımız bu. Üçüncü şartımız bölmenin sağlaması arkadaşlar. İşte bölme sorularını çözerken hep bunu kullanacağız zaten. Şu ikisini kullanacağız. Şimdi bu bölmenin sağlamasını yaparken ne yapıyorum ben? 14 ile 4'ü çarpıyorum. Doğru yaptım mı diye. Kalanı da ne yapıyorum? Ekliyorum. Bu bölünen sayıya eşitse doğru yapmış oluyorum. Bu kadar. O zaman söyle bana A neye eşit? A neye eşit? Benimle beraber konuşarak hadi. B ile C'nin çarpımı hocam. Artı buna bir de neyi eklerim? K'yı eklerim. Evet bunlar ana kurallarımız. Bunlar mutlaka bilmen gereken kurallar. Bir de sorularda karşına gelir belki diye gelir belki diye bir tane daha özellik vereceğim. Dört. Şimdi bölme işleminde bölme işleminde şuradaki bölen ile bölüm yer değiştirebilir mi? Şimdi değiştirdiği durumlar da var değiştiremediği durumlar da var buna dikkat edeceğiz şimdi. Mesela burada değiştirebilir. 57'yi 57'yi 14'e böldüğüm zaman içerisinde 4 kez vardır. 56 yapar 1. Bakın kalanda bir değişiklik olmadı. Burada değişebildi. Sağlamasını yapın bakın. 14 çarpı 4 yine 14 çarpı 4. Burada değişebiliyor. Ama değişemediği durum da var. Değişemediğini örnek vereyim bir tane. Mesela neyi neye bölelim? Ee, neyi neye bölelim? Şöyle kalanımız şöyle olsun. Ee, 59 sayısını 59 sayısını mesela neye bölelim? 9'a bölelim. 14 5 kalanını veriyor. 5 9'a 9'a değil de kaça bölelim? 10'a bölelim. 10'a böldüğümüz zaman kaç defa var içerisinde arkadaşlar? 5 defa var. 50 yapıyor. Kalanım 9. Şimdi yer değiştirirsek ne oluyor bakalım? 59'u 5'e bölelim bakalım. Bunlar burası 10 olacak mı? Bir kez var içerisinde 5. Çıkardım. 9'u indirdim aşağıya. Bir kez var içerisinde 5. Kalan 4. Bakın kalan değişti. Yer değiştiremiyoruz demek ki bunda. Şimdi değişebilmesi için şöyle olması lazım. Biz yer değiştirdiğimizde yani şurayı 5, şurayı 10 yaptığımızda şu özelliği sağlaması lazım. Kalanın bölenden küçük. Bakın buradaki bölenin 5 oldu, kalanım 9 oldu. Olur mu? Olmaz. Kalanım bölenden küçük değil. O zaman bizim B ile C'nin yer değiştirebilmesi için B ile C'nin yer değiştirmesi için bir şartım var. Bizim C'miz de K'dan büyük olacak. B'miz de K'dan büyük. B büyüktür K. Bu ana şartım zaten. Şuradaki bölümümüz de C de K'dan büyükse yer değiştirebilirim. Bakın buradaki gibi. Bakın 4 birden büyük. 14 de birden büyük. Değiştirebiliyorum. Ama buraya baktığım zaman 10 9'dan büyük ama 5 9'dan büyük olmadığı için ne yapamıyorum? yer değiştiremiyorum. Bu ekstra bir özellik. Soru da karşınıza gelir veya gelmez. Ben vereyim ama şu üç özelliği mutlaka adın, soyadın gibi bileceksin. Tamam mı? Hadi şimdi sorulara başlayalım. Bakalım kimler bölme biliyormuş, kimler bilmiyormuş bir görelim. Şimdi birinci soruda x artı y toplamını istiyor. Ben şurayı siliyorum, şunu da siliyorum, bölme yapacağım. Hadi bak şimdi, hatırlayalım bölmeyi. Şimdi 35'te 35 bir kez vardır diyorum. 35 çıkarıyorum burası sıfır. Tamam şimdi böyle lap diye hepsi aşağı inmiyordu. Ne yapıyor sadece? Sadece 3 iniyor aşağıya. Ve soruyorsun 3'te 35 var mı? Var mı? Yok. Var. Sıfır kez var deyip sıfır koyacaksın yoksa. Her yukarıdan indirdiğinde yoksa sıfır koyacaksın. Şimdi 5 indi aşağıya. 35'te 35 bir kez vardır dedim. 35 çıkardım 0. Yukarıdan 3 indi. 3'te 35 var mı diye sordum. 0 kez dedim bitti. Artık inecek bir şey olmadığı için bakın buradaki bölümümüz oldu. Buradaki kalanımız. Bunların toplamlarını istiyor. Topladığım zaman sorumuzun cevabı 1013'e eşit oldu. Anladın değil mi? Hatırladın. Şimdi ağlı beyli vermiş. XY toplamını istiyor. Sildim bunları. Hadi Burada AB'ye sayı vererek de yapabilirsin. Böyle de yapabiliriz. Fark etmez. AB'de AB bir kez var. AB. Çıkardım sıfır. Yukarıdan kim aşağı iniyor? Sıfır. Sıfırda AB var mı diye soruyorum. Sıfır kez. A iniyor. A'da AB var mı diye soruyorum. Yine yok. Yine sıfır kez. B iniyor. AB'de AB bir kez diyorum. Çarpıyorum AB. Çıkardım sıfır. 7 indi 7'de ab var mı diyorum? Yok. Bitti. O zaman buradaki sayım 10000 10 oldu. 10000 10 7 ile de topladığım zaman sorumuzun cevabı 10017'ye eşit oldu. Bölme. Hatırladın mı? Hadi devam edelim. Evet şimdi geldik bölme işlemiyle ilgili böyle karşımıza gelecek sorular. Bak şimdi. Şimdi 2a 2 basamaklı sayı buradaki de işte bir sayıdır diyor böyle bir bölme işlemi vermiş. A kaç farklı değer alır diyor. Şimdi basit bölme mantığı düşüneceğiz. Şimdi biz bir kere 5'te 2 basamaklı bir sayı var mıdır diye sorduk. Yoktur. O zaman 53'ü bu 2 basamaklı sayıya bölmüşüz. 2 kez olmuş mantık bu bak. A neler olabilir diye soruyor. Şimdi bak A 0 olsa A 0 olsa 53'ün içerisinde 20 sayısı 2 kez vardır. Bak yani A ne olabilir arkadaşlar? Sıfır olabilir. İki kez vardır. Şimdi 53'ün içerisinde A1 olsa 21 sayısı iki kez vardır. Şimdi ne olamaz diye bak. Böyle ilerliyorum. A1 oldu. Bak sıfır oldu. 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 değerini versem bak. 53'ün içerisinde 25 sayısı yine iki kez var. Bakın 50 yapıyor. Devam. O zaman 53'ün içerisinde 25 değil de 26 oluyor mu diye bakalım. Yine iki kez var mı 26? Evet. O da iki kez var. Devam ediyor. Bakın ama 53 27 yaptığın zaman bir keze dönüşüyor. Gördün mü? Yani buradaki A sayısı öyle bir sayı seçeceksin ki 53'ün içerisinde iki kez olacak. Neler olduğunda? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğunda olabiliyor. Ama 7, 8 ve 9 değerini verdiğimde A sayısına 53'ün içerisinde o sayı 2 kez değil 1 kez oluyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır o zaman arkadaşlar baktık. 6 tane burada var. Bir de 0 oldu. A'nın alabileceği 7 tane değer vardır. Tamam mı? Normal bölme işleminin mantıkları bunlar. Bölme işlemini yapabilenlerin yorumlayabileceği şey. Şimdi bölünen, bölen 57 kez olmuş içerisinde. Bölünenin rakamları toplamı kaçtır? Şimdi ne yapmış? bunu buna bölmüş, 5 defa almış, çarpmış bunda bunu buraya yazmış, çıkarmış yazmış. Sonra arkadaşlar, buradaki sayının içerisinde şu sayının içerisinde bölünen sayı kaç kez varmış? 7. Sonra ne yapıyorum? 7 ile bölüneni çarpıp buraya yazıyorum. Yani şu bölünen sayıya x dersek eğer 7 ile x'in çarpımı 7 ile x'in çarpımı kime eşittir? 252'ye eşittir. Anladın değil mi mantığını? Yani 252 nereden geliyor? Bunda bu çarpınca geliyor. O zaman bunu bulabilmek için, x'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 7'ye. Çatara kütüre şunlar götürdü x. Şimdi bunun içerisinde bölme yaptığım zaman 3, 36 kez oldu evet. x dediğimiz 36. Bakın şu x'in 36 olduğunu buldum. Peki neyi soruyor bu soru bana? Bölünen sayısının rakamları toplamı. O zaman bölünen sayıyı bulabilmek için sağlamasını yapacağım. Bakın Şurası 36'ymiş. Şurası 57'ymiş. Kalanım da kaçmış 18. Nasıl buluyordum buradaki sayıyı? Bununla bunu çarpıp bunu ekliyordum. Gerisi işlem. Hadi çarpalım. Şöyle 57 ile 36'yı çarpıyorum. 42'nin ikisi elde var 4. 30 34. Buradan 21 elde var 2. 15 17 yaptı burası. 2 5 10'un 0'ı elde var 1 bu. Ama bir de neyi ekleyeceğim üstüne? Kalanını ekleyeceğim. 18'i eklediğim zaman 60, 70. 2070 yaptı. Rakamları toplamları kaçtır diyor. Kaçtır? 2 ile 7'yi topladık. 9. Sorumuzun cevabı 9. Yes. Anladık. Anladık mı? Anladık. Hadi bakalım. Geçtik. Sonraki soru. A'nın en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi en küçük sorularında şunu düşüneceğim her zaman. Burada B sayısı, B sayısı 24'ten ne olmalı? Büyük. Bakın bölen sayı kalandan hep büyük olmalı. Mantık bu. Bunu kuracaksın. Burada da yine en büyük en küçük değer mantığında da yine C sayısının da kaçtan büyük olması gerektiğini biliyorum 3'ten. Şimdi o zaman A sayısı neye eşit? Söyle bana. A neye eşit? Şu sağlama gibi yapıyorum hemen. 2 ile B'nin çarpımının 24 fazlasına. Tamam. B sayısı neye eşit söyle bana. B sayısı C ile 5'in çarpımının 3 fazlasına. Tamam mı? Bak iki tane kural var onu uyguluyoruz. B eşittir 5C artı 3. Şimdi o zaman B'yi 24'ten büyük olacak şekilde ayarlamam lazım. C'ye ilk ne değerini verebilirim? 4. En küçük olmasını istiyor çünkü. Küçük olabilmesi için küçük seçeceğim. Şimdi C'ye 4 değerini versem ben. Çarptım 20 yaptı. 3 ile topladım 23 oldu. B 23 oldu. B 23 olabiliyor mu? Eee. o zaman C'ye 4 değil, C'ye 5 değerini veriyorum. Hadi 5 değerini verip hesaplayalım. B eşittir C'ye 5 değerini verdim. 5'te 5 ile 5'i çarptım 25. 3 ile topladım 28. O zaman B sayısının en küçük 28 olabileceğini buldum. A sayısı bunun 2 katının, 2 katı kaç bunun 56 24 fazlası. Topladım 60. 20 ile daha topladım. A sayısı en küçük kaçmış arkadaşlar? 80'miş. En küçük değeri soruyor zaten. Oldu. Anlıyorsun değil mi? Eee anlayacaksın, anlayacaksın, anlayacaksın. Telefonla da uğraşma. Kahven yanında mı? Kahven yanında mı? Hadi bakalım devam edelim. 6. Altı. 6'ya hazır mısın? Gel bakalım. A ve X eleman pozitif tam sayılar diyor. Tamam cepte. Şimdi a'yı x kareye bölmüş. x artı 3 kere olmuş. Kalan da 17'ymiş. a'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi en büyük en küçük değer sorularında tek kullanacağımız şey şuradaki bölen sayımızın x karenin kalan sayıdan büyük olması. Bunu yazdığında iş bitecek. Şimdi a ve x neymiş? Pozitif tam sayılarmış. O zaman karesi 17'den büyük olan ilk pozitif tam sayı söyler misin bana? 4 olsa 16 olur olmaz. O zaman x'in alabileceği en küçük değer 5'tir. Çünkü A'nın en küçük değerini istiyor. A'nın küçük olabilmesi için de x'e en küçük değerini vereceğim. Yani şöyle oldu o zaman. A, x'e 5 değerini verdiğim zaman burası 25 oldu. X'e 5 değerini verdiğim zaman burası 8 oldu. Kalan da 17. Aldı <laughs> ya. Ölüyordum az daha. A eşittir. O zaman sağlamayı yapıyorum. 25 ile 8'in çarpımının kaç fazlasına? 17. 25 ile 8'i çarptığımız zaman 200 yapıyor. 17 ile eklediğim zaman A'nın en küçük değeri kaçmış? 100. 17 ymiş Oldu mu? Hadi bakalım. 7, 7, 7, 7. Hadi bakalım. Şimdi 6A artı B sayısının 2A eksi B'ye bölmüş. Bölümümüz 3. Kalanımız 8. A ve B pozitif tam sayılar olduğuna göre A en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere Yine şartlarımı yazalım. İki tanecik şartım var. Öğrendin hadi. İlk önce bölen sayımız yani 2A eksi B 8'den büyük olmalı. Bunu yazdım ama şu an AB 2 bilinmeyen olduğu için hiçbir şey gelmedi. Hadi bölmenin sağlamasını yazalım şimdi. Bölmenin sağlamasında ne diyeceğim? 6A artı B 6A artı B eşittir 3 çarpı 2A eksi B artı kalan 8 bitti işimiz. Hadi düzenleyelim şimdi burayı. 6A artı B eşittir. Çatara kütere. 6A eksi 3B artı 8. Bam bam. Bunlar götürdü. Şimdi bakıyorum. Şuradaki şunu şu tarafa alıyorum. Eksi 3B'yi. Artı 3B olarak geldi buraya. B ile topla. 4B hücum. Eşittir 8. Her iki tarafı böl 4'e böl 4'e böl 4'e çabuk. Benden önce benden önce. B eşittir ne oldu 2. Tamam B'yi bulduk. Ama A'yı bilmiyoruz şu anda. İşte birinci denkleme gidiyorum. B kesin 2'ymiş. B'nin kaçışı yokmuş. O zaman burada B yerine 2 yazıyorum. Ne oldu 2 yazınca? 2 A eksi 2 büyük 8 oldu. Eksi 2 artı 2 olarak karşıya aldığım zaman 2 A büyüktür ondan olduğu eksi artı 2 geçti. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A sayımız kaçtan büyük? 5'ten büyük. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Oldu mu? Anladın İki tane eşitlik yazıyorsun ya. Hepi de bu. bir de bu. bir de bu. Hadi şimdi evde bir bağır şöyle ya. Var. Çok seviyorum ben böyle. Çalışıyorum ulan diye. Bir Evdekiler ne oluyor lan manyak mısın desinler. Hadi. Hadi bakalım. Ondan sonra evde dayak da yeme. Ha. ayarla onu sen ayarla. Gece böyle gece gece zevkli olur. Gece bir de sen çalışıyorsun onlar uyuyor. Boz rahatlarını. Git bir boz rahatlarını çalıştığını görsünler. Hadi bakalım. Şimdi 8. sorumuz. A ve x yine doğal sayılardır demiş. Soruya dikkat et. En son konuyu anlatırken bir özellik anlatmıştım. Bölenle bölümün yer değişme durumu onun sorusu. Bölen ile bölüm yer değiştiğinde kalan değişmediğine göre A kaç farklı değer alır? Şimdi orası için iki şart vardı, hatırlıyor musun? Normalde biz bölmenin şartı neydi arkadaşlar? Bölen sayımız 4x büyük olmalı kalandan demiştik bunlar yer değiştiğinde kalan değişmiyorsa o zaman bölümümüz de yani 14 eksi x sayımızda 8'den büyük olmalıdır dedik unutma. Tamam mı? Yer değişme durumu varsa hem bölen hem bölüm ikisi de büyük olacak. Şimdi ilkini çözebilmek için her iki tarafı 4'e böldüm. İlk şartım x'in 2'den büyük olduğuymuş. Öbürünü çözüyorum şimdi. Eksi x buraya 8'i buraya alırsam 14 eksi 8 büyükmüş. Eksi x karşıya x olarak geçti. 6. Bakın x'lerim 6'dan küçük olacakmış. 2'den büyük. Yani şöyle x 2'den büyük 6'dan küçük. Yani x ne olabilir? 3, 4, 5 olabilir. Bize diyor ki a kaç farklı değer alabilir? E, a kime bağlı? x'e bağlı. x ne kadar farklı değer alırsa A da o kadar farklı değer alacak. Yani şöyle bakın x 3 ise buraya 3 yazacaksın. Burası 11 olacak. A sayısı neye eşit olacak? 3 ile 11'i çarpacağım. 33, 8 ile toplayacağım. 41. Sonra 4 olursa burası. Burası 16 olacak. Burası 10 olacak. 16 ile 10'u çarpacağım. 168 ekleyeceğim. 168. İşte 5 içinde bir sayı daha çıkacak. Yani A'nın da alabileceği 3 tane farklı değer vardır. Şimdi en bıyıklılarına gidelim. Pala bıyıklılara. Devam. Evet şimdi 15. sorumuza kadar. Bu bölme mantığını anlattığım soruların, hele bıyıkların bıyıklarına bakacağız ama dur. Dur, dur senden bir şey istiyorum. Şimdi i̇şte isimlerinizi bir görmek istiyorum yorumlara. İsimlerinizi bir yazın bakayım. Çabuk tek 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 hocam ben buradayım. Hocam ben buradayım. Şu yoklamayı bir alalım. Haydi bakalım. Şimdi güzel bir şekilde, güzel bir şekilde başlıyoruz. 9. sorumuz. Bakalım ne diyor. Şimdi diyor ki yukarıdaki bölme işlemlerinde A'nın C türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye Öğrendim mantığını. Hadi bitirelim. Bir kere A neye eşittir bir söyle bana. A eşittir. Hadi sen söyle. Ne yapıyorum? 3 ile B'yi çarpıyorum. 3 çarpı B. Kalanı ekliyorum. Artı 5. Tamam. Şimdi bakın burada da B de C'ye bağlı olarak var. Görüyorsun değil mi? Hadi onu da söyle. B neye eşittir? Hocam B eşittir. C ile 2'nin çarpımı yani 2 tane C artı bir de ne var yanında 4. Şimdi bu ikisini birleştirmem lazım. Nasıl birleştireceğim? Bak ilk denklemde B gördüğüm yere şu 2C artı 4'ü yerleştireceğim. Bu kadar basit. Hadi bitirelim şimdi. A eşittir. 3'ü gördüm. Çarpı bak B'yi gördüm. Parantezimi açtım. B gördüğüm yere 2 çarpı C artı 4'ü yazıyorum. Bir de yanında artı 5'imiz var. Gerisine düzenleme. İçeri dağıtmayı öğrendin artık hadi. 3 ile 2 C'yi çarptım. 6 tane C yaptı. Artı 3 ile 4'ü çarptım. 12 geldi. Artı bir de ne var yanımızda 5. Topluyorum bunları. 6 C artı 17'ye eşit oldu. 9. sorumuzun cevabı ne oldu Bursa? Tamam mı? Anladın değil mi mantığını? Birleştirdik. Geçmiş yıllarda bunu sınavda sordular ha. Yine gelir mi? Niye gelmesin? Kolay olduğuna bakma. Her şey gelebilir sınavda. Kolaylık, zorluk şey ölçeği sınava göre değişir. Hadi bakalım. Önemli bir soru kalıbı daha. Aşağıdaki bölme işlemlerinde A, B, C birer tam sayı olduğuna göre A'nın 21 ile bölümünden kalanı kaçtır? Bakıyorum burada A'nın 7 ile ilişkisini vermiş. Hmm. Şimdi 21 hiç yok ortalıkta. O zaman biz bir önceki sorudaki yaptığımızın aynısını yapacağız. A neye eşit? Söyle bana hemen. A eşittir. A eşittir. Kimle kimi çarpacağım? 7 ile B artı 1'i çarpacağım. 7 çarpı B artı 1'i yazdım. Kalanı eklemeyi unutmuyorum. Kalanım kaç? 4 artı 4'ü gömdüm oraya. Kapiş. Yürü şimdi. Burada da B'ye de aynı şeyi yapalım. Hadi B'nin ne eşit olduğunu da söyle bana. B eşittir. 3 ile. Kimi çarpacağım? C 2. Parantez kullanmayı unutma. 3 çarpı C 2. Yanına artı 5 kalanımı eklemeyi unutmadım. Şimdi ne yapacağım? Burayı bir düzenleyeyim. Şurayı düzenleyeyim. Yine birleştireceğim. Bu denklemde B gördüğüm yere burayı yazacağım. Hadi bir düzenlemesini yapalım. B eşittir. 3 ile C'yi çarptım. 3 tane C yaptı. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 yaptı. Bir de neyim var yanında? Artı 5'im var. İyice düzenle. 3, C. Eksi 6 artı 5 işleminin sonucu ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Yanlış yazdım. Silgimi aldım. Şurayı da eksi 1 yaptım. Tamam. Şimdi bu denklemde yerine yerleştiriyorum. A eşittir. 7 dursun. B gördüğüm yere 3C eksi 1 yazıyorum. 3C eksi 1 yazdım. Yanında artı 1'i de var. Bir de dışarıda artı 4 var. Gümbürü 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 gidenleri gördüm. Şunlar götürdü. Bak şimdi bununla burayı çarptığım zaman A eşit oldu. 7 ile 3C'yi çarptığım zaman 21 tane C yaptı. Bir de artı 4 var. Bak şimdi A'nın 21 ile bölümünden kalan diyor ya aslında şöyle bir şey oluştu. Bakın A'yı 21'e bölmüşüz. Bölümümüz C olmuş. Kalanımız da 4. Yani bu ifade bu demektir. Kalanım neymiş? Dörtmüş. Onuncu sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldum. Hadi bakalım 11. soru basamak analizi ile bölme bölünebilmeyi birleştirdiğimiz karşına yine gelebilecek bir soru kalıbı. Şöyle bir tık daha yukarı kaldıralım ferah ferah çözelim. Diyor ki A 5 B 3 basamaklı B A 2 basamaklı sayılardır diyor. Böyle bir bölme işlemi vermiş A artı B toplamı kaçtır? Şimdi biz biliyoruz ki şuradaki A 5 B sayısı şununla şunun çarpımı artı 7 eşit. O zaman ne duruyorsun ya? Ne duruyorsun? Hadi bekleme beni yaz hemen. O zaman diyorum ki A 5 B 3 basamaklı sayısı eşittir. 15 çarpı B A 2 basamaklı sayısı bir de artı 7 var. Gerisi basamak analizi. Hadi sol tarafı çözümleyelim. Kaç tane A var burada? 100 tane A. Biliyorsun sen orayı. 100 tane A. Artı. Ne var burada? 50 var. 50'yi de yazdım. Artı bir de B'miz var. Karşı tarafa bak şimdi. 15 çarpı. Bu iki basamaklı sayıyı çözümle bana hemen. Söyle. Söyle dinliyorum. Haa. Ne geldi? 10B artı A geldi. Artı 7'miz var. Hemen burayı içeri bir dağıtalım. Sonra aynı olanları aynı tarafa toplayıp bitireceğiz. Sol tarafı yazıyorum yine. 100A artı 50 artı bir de b'miz var. Karşı taraf şimdi içeri dağıttığım zaman ne yaptı burası? 150 tane b yaptı. Dağıttım artı 15 tane a yaptı bir deneyimiz var artı yedimiz var. Şimdi sayıları bir tarafa toplayalım. İşaret eksi olmayacak şekilde. Bak şu B'yi bunun yanına alayım. eksi eksi olmasın. Şunu şu tarafa alayım. Ne yapsın burası? 15 A'sı gittiğinde şuraya eksi 15 A olarak geldi. Ne yaptı burası? 85 tane A yaptı. Tamam. Şu 7'yi de bu tarafa alalım. Eksi 7 olarak gelsin. Artı 43 yapsın burası eşittir. Şimdi bakın bunu bu tarafa attığım zaman eksi b olarak geçti. 149 tane b oldu. Şimdi bundan sonrası çok güzel bir değer vermeye dönüştü. Şimdi bakın değer verirken son basamaklardan yardım alacağım. A'ya B'ye değer verirken. Bakın şimdi. Şimdi şurayı 5 ile çarptığımızda yani 85'i bir ile çarptığımızda son basamağı ya 0 olacaktır ya 5 olacaktır. Bunun son basamağı 3. O zaman topladığımda, topladığımda 0'la 3'ü topladığımda son basamak ya 3 olacak, son basamak ya da 8. O zaman karşı tarafa bakıyorum. 149'u öyle bir sayıyla çarpacağım ki son basamak ya 8 olacak son basamak ya da ne olacak arkadaşlar 3 olacak. Şimdi neler olabilir diye düşünelim. Şimdi son basamağın 9 olabil şey 3 olabilmesi için burayı 7 gibi bir sayıyla çarpmam lazım. Son basamağın 8 olabilir çünkü 9 ile 7'yi çarpınca 63 yapacak değil mi? Yani B 7 olabilir bu durum için. Son basamağın 8 olabilmesi için B sayısının nasıl bir sayı olması lazım? 2. 2 ile 9'u çarpınca 18 olur. Hadi iki duruma da bakalım. Önce B sayısı 2 iken bir hareket edelim. B eşittir 2 olsun. Şöyle kalemi aldım. B2 ise 85 tane A artı 43 B'ye 2 değerini verip çarptığım zaman B'ye 2 değerini şu B'ye 2 değerini verip 149'a çarptım. 150 olsaydı 300 yapacaktı. 2 geri geldik. Ne geldi arkadaşlar? 298 yaptı. Bakalım sağlayacak mı? Atıyorum 43'ü karşıya. 85 tane A Eşittir 43'ü çıkardığımız zaman şurada 5 kaldı eee, 9'dan da 4'ü çıkardığımız zaman 5 255 yaptı bakalım 255 oluyor mu 3 ile çarpalım A3 olsun her iki tarafı neye bölelim veya 85'e bölelim her iki tarafı 85'e böldüğümde bakın buradan A sayısı karşımıza çıkmış oldu. Kaç katı tam? 3 katı. Tamam sağlayan durum buymuş demek ki. Demek ki A'mız kaçmış? 3'müş. Bu durum için B'ye de kaç vermiştik? 2. A artı B toplamımız kaç oldu arkadaşlar? 5'e eşit oldu. Sağlayan bir durum var demek ki. Cevabımız 5. Diğer durumu denemek isteyenler B'ye ne değeni verecekler? 7 değeni verecekler. Şöyle olacak o zaman da. 85 tane A artı 43 eşittir. 7 değeni verip çarpacağız. 100 49 ile 7'yi ne yapacağım? Çarpacağım. 63'ün 3'ü elde var 6. Çarptık 28. 6 elde. 34'ün 4'ü elde var 3. 7. 3 de elde. 1043 yaptı. Tamam. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 1043 yaptı. Tamam. Şimdi bak 43'ü karşıya attığım zaman 85 tane A eşittir 1000 yaptı. Bakın 1000 sayısı 85'in bir katı olmadığı için buradan bir cevap gelmedi. 11. sorumuzun cevabının ne olduğunu bulduk. Adana olduğunu bulduk ama dediğim gibi o değer verme mantığını güzel bir şekilde yakalaman lazım. Değer vermelerde son basamaklar bize çok ipucu verir. O ipucularını yakalarsan hızlı bir şekilde yaparsın ama ipucunu yakalayamazsan soru biraz eziyete dönüşür. Hadi bakalım 12. 12 hazır mısın? Şimdi diyor ki 43 sayısı bir x doğal sayısına bölündüğünde 7 kalanı vermektedir. Buna göre x kaç farklı değer alabilir? Önemsediğim bir soru. Tamam mı? Mantığını anlaman için. Şimdi diyor ki 43 sayısını diyor. Ben diyor bölüyorum diyor. Kime? x sayısına bölüyorum. Bölündüğünde 7 kalanını veriyor. Buna göre x'ler neler olabilir diyor. Çok güzel bir mantığı var. Şimdi bak şöyle yaklaşacaksın. Bir kere İlk başta söyleyeceğim şey şu. Şunu yazmazsan soru gider. Bölünebilme kurallarında kalan bölen ilişkisi vardı. Bir kere x sayısı 7'den büyük olmalı. Bunu bir kere kenara notunu alacaksın. Bu sorunun en önemli yeri. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra ben şunu yaparım. Şimdi şu 7 sayısı 43'ün içerisinden çıkarırım. Tamam mı bak? 43'ün içerisinden 7'yi atarım. 43'ün içerisinden 7 attığım zaman ne yaptı? 36. Bak. Soru şuna dönüştü şimdi. Demek ki 36 sayısı x'e bölündüğünde kaç kalanını veriyor? 0. Bu çok önemli bakın. Kalanı bölünen sayının içerisinden çıkardığınızda kalan sayı tam bölünmek zorundadır. Burası çok önemli. O zaman şimdi 36'yı tam bölen sayılar arayacağım. Şimdi 36'yı tam bölen sayılar nedir? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler sonra 9 böler, 12 böler, 18 böler ve 36 böler. Şimdi ama bir şartım vardı. X sayısı 7'den büyük olsun diyordu. Güm 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 şunlar gitti. O zaman X'in alabileceği 4 tane farklı değer varmış. Onlar da 9, 12, 18, 36 oldu. 12. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Çok önemsediğim bir mantık. Kalanı bölünen sayının içerisinden attığında kalan sayı tam bölünmek zorundadır. Evet, şimdi geldik 13. sorumuza. Şöyle 13. soru için şöyle bir büyütelim burayı. Evet, şöyle bir büyütelim. Ondan sonra şöyle yapalım. Heh, böyleyken çözelim. Hadi bakalım. Şimdi güzelce oku. Yine yeni nesile dönüştürülmüş bir bölme bölünebilme sorusu. Güzel bir şekilde anlayalım soruyu. Ne dedik? %80'i soruyu anlamak bir zeytinyağı firmasının iki farklı zeytinyağı deposu vardır diyor. Depoları vermiş. Aşağıda bu depolarda bulunan zeytinyağı miktarları litre cinsinden verilmiş. Bak bunda bu kadar zeytinyağı varmış. Bunda bu kadar zeytinyağı varmış. Tamam cepte. Bu firma depolarındaki zeytinyağlarını 17 litrelik şişelere dolduracaktır diyor. Hmm, tamam. Küçük depodaki zeytinyağı, küçük depodaki zeytinyağı bu şişeleri doldurulduğunda 6 litre zeytinyağı artıyormuş. Bak küçük depo burası görüyorsun değil mi? Küçük depodakileri yani 3 A 7 B'yi 17'lik depolara böldüğümde ne yapıyormuş arkadaşlar? 6 litre artıyormuş. 17, 17, 17, 17 dolduruyormuş. 6 artıyormuş. Yani buradaki Türkçesi şu bu depodaki zeytinyağı miktarını 17 böldü 17'ye böldüğünde 6 kalanı veriyor. Anladın mı? İşte yeni nesillerde bu mantık gelecek karşına. Tamam buna göre büyük depodaki zeytinyağı bu şeylere doldurulduğunda kaç litre zeytinyağı artar? Büyük depodakine bakıyorum. 4 A 8 B. Bunu 17'ye böldüğümde ne kadar litre zeytinyağı artar diye soruyor. Yani buradaki x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar, 17 ile bölünebilme kuralı diye bir kural verdim mi? Hayır. İşte bölünebilme kuralı değil bu soru. Bu soru buradaki ilk depodaki benzin şey benzin diyorum. Yağ miktarıyla ikinci depodaki yağ miktarının kıyaslama sorusu. Bak, benziyorlar mı birbirlerine? Görüyor musunuz? Neleri aynı, ağları aynı, a'sı aynı bakın. B'si aynı sadece sayılar değişmiş. O zaman onların arasındaki ilişkiye şöyle bir bakıyorum. Şöyle yukarı doğru kaldırdım. Bak şimdi. Şuradaki 4 A 8 B yazdım buraya. Buraya da 3 A 7B yazdım. Bak hangi basamaklar büyümüş? Onlar basamağı büyümüş ve binler basamağı büyümüş. İkisi de birer büyümüş. Yani bin buradan büyümüş, on buradan büyümüş. Bak aradaki farkı gördük mü? O zaman bu sayı ilk sayının ne kadar fazlasıdır? Bin on fazlasıdır. Soruyu bitirdim artık. Bak mantığını anladın mı? Büyük depodaki yağ miktarı Küçük depodaki yağ miktarının 1010 fazlası. Niye? Binler basamağı bir büyümüş. Onlar basamağı da bir büyümüş. Artık soru bitti. Bunu gören soruyu çat diye çözer. Şimdi bana bunun 17 ile bölümünden kalanı soruyor değil mi? Evet. Ben bunun 17 ile bölümünden kalanını biliyor muyum? Biliyorum. 6. O zaman bunun kalanıyla bunun 17 ile bölümünden kalanının toplamı bunun kalanına eşit olacak işte. O zaman hemen kenarda 1010'u. Neye bölüyorum? 17'ye bölüyorum. 5 kere olsa 85 yapacak. 95, 102. 5 kez var evet. 5 ile çarptım burayı. 85 yaptı. Çıkardım şuradan 6. 16 geldi. 160'ın içerisinde kaç kez var? 9 kez var. Evet 170'ten 9 geri gelmişiz. 9 ile çarptım. 63'ün 3'ü. Elde var 6. 9, 15 geldi. Evet çıkardım 7. Bunun kalanı kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. O zaman bu ikisinin kalanının toplamı 13 yapıyor. Bu da büyük depodaki yağ miktarının kalanını vermiş oluyor. Çok önemli bir mantık. Bakın bölünebilme kuralını bilmeden, bölünebilme kuralını bilmeden basamak analizi yaparak soruyu çözmüş olduk. Sınavda böyle bir soru karşına gelebilir. Hadi bakalım. 14. sorumuz yine biraz önceki mantığa yakın bir mantık var. Bu mantığı anlayanlar çatıra, kütüre, katara, kütüre soruyu çözer. Haydi haydi. <laughs> hadi bakalım. Diyor ki büyüteyim mi bu soruyu biraz? Büyüteyim hadi. Şöyle yapayım. Büyüsün. Büyüsün gözleriniz de soruyu görsün. X, 13, X sayısının 13 ile bölümünden kalan 6'ymış. Şimdi sana bir soru hadi. Hadi sana bir soru. Şöyle bir, bir soru. 13 ile bölündüğünde 6 kalanını veren en küçük sayıyı söyle bana. 13 ile bölündüğünde 6 kalanını. Şöyle şurada göstereyim bak. Yazayım. X sayısını 13'e bölmüşüz. 6 kalanını vermiş. En küçük sayıyı söyle. Şuraya 1 değerini versen 13 ile 1'i çarparsın. 13. 6'yı eklersin. 19. 19 ile de çözebilirsin ama daha kolayı var. Hiç olmasın içinde 0 kere olsun. Yani X direkt 6 da olabilir. 6 sayısının... 13 ile bölümünden kalanı arkadaşlar 6'dır. Gördün mü? Şimdi işte bu tarz sorularda bu mantığı düşüneceğiz. X sayısında 13 ile bölümünden kalan 6'ymış. Y sayısının da 13 ile bölümünden kalan 5'miş. Bakın Y sayısını 13'e bölmüşüz. 5 kalanı vermiş. Olduğuna göre x kare artı x y artı y kare sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? O zaman gidip de uğraşacak bir şey yok. X ve Y seç kendine. Ben en küçük X'i kaç seçiyorum? 6. 13 ile bölündüğünde 5 kalanı veren en küçük Y sayısı kaçtır? 5. Yani bu sorularda kalanı sayıya eşit seç. Veya daha büyük de seçebilirdik. Burayı 1 alırdım. 13 ile 1'i çarparım. Y eşittir 13. Artı 5 18 de olabilirdi. Ama en küçük seç ki kolay olsun. Şimdi sorudaki sorulan X yerlerine 6. Y yerlerine 5 yazacağım. 6 yazdım. 6'nın karesi. Artı. 6 çarpı 5. X 6 idi evet. 6 çarpı 5. Artı y 5'ti 5'in karesi. İşte bu sonucun 13'le bölümünden kalan tüm sayının kalanı verecek. Gerisi işlem. 6'nın karesi 36. Artı 6 ile 5'i çarptım 30. Artı 5'in karesi 25. İsteyen şunu yapabilir. Tek tek bunların 13'le bölümünden kalanı bulup bu yapabilir. İsteyen de toplayabilir. Toplayalım hadi. 36, 66, 86, 91 mi yaptı burası arkadaşlar? Evet, 91 yaptı toplamları. 91'in 13 ile bölümünden kalanı aramak için bakıyorum 7'ye böldü, 7 kez var 91, 0 kalanı verdi. Evet, tüm sayının 13 ile bölümünden kalanı sıfırmış. 14. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. 14. bir sorumuz daha mı kaldı? Bir soru daha çözelim. Bu videoya amin diyelim sonra. Haydi bakalım. Evet şurayı bir temizleyelim önce. Şöyle yaptık mı? Temizlenecek. Evet, temizlendi. Hadi bakalım soruyu güzelce okuyoruz. AB iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 5'tir diyor. Tamam. Yine sayı seçebilirsiniz. AB iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 5. CD iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan 11 olduğuna göre ABCD dört basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Çok temiz. Şimdi 13 ile bölümünde, bak, AB'yi 13'e bölmüşüz, 5 kalanını vermiş. Bu şartı sağlayan iki basamaklı ilk sayı bul istersen, çarp 13 ile 1'i 13, 5 ile topla 18. Yani AB yerine 18 yazabilirsin. Sonra diyor ki, CD 2 basamaklı sayısının, CD iki basamaklı sayısının 13 ile bölümünden kalanı da 11'dir diyor. Yine buraya 1 değeni ver. 13 ile 1'i çarp. Ne oldu? 13. Bak CD eşittir 13. Ee, 11 ile de topla 24 oldu. Bak B'yi de C'yi de iyiydi. buldum. ABCD sayısını oluştur şimdi. AB 18'di. 18 CD 24'tü. Bu sayının 13 ile bölümünden kalanı bulabilirsin. Normal bölme. Hadi bölelim. Bir kez var 13 çıkardık şuradan 5 geldi 52'de 4 kez var buradan 12'nin ikisi elde var bir 52 yaptı çıkardım 0 4'te 0 kez var kalanımız kaçmış 4 cevap Adana yalnız ben böyle çözmeyeceğim bu soruyu bir şekilde daha çözeceğim onu da görmeni istiyorum şimdi benim sayım ABCD değil mi ABCD basamak analizi yapacağım şimdi ben bu sayıyı AB'nin kalanını biliyorum değil mi o zaman şu AB'yi 100 ile çarpmış gibi düşünüyorum. Bak kısa yollu basamak analizini anlatmıştım. 100 AB artı CD. Bitti işim. Tamam mı? Böyle çözümlersen daha da kolay olacaktır. Şimdi AB sayısının 13 ile bölümünden kalan 5 miydi? O zaman AB yerine 5 yazacağım. Çünkü burada benim 13 ile bölümünden kalanını arıyorum ya. Burada da 13'e bölmüş, burada 13'e bölmüş. Kalan üstünden gidebilirim. CD'nin 13 ile bölümünden kalanı kaçtı? 11'di. Bakın şimdi Burada 5 çarpıldı 500 oldu. Bir de artı 11 geldi. Şimdi ne yaptı burası? 511. 511'in 13 ile bölümünden kalan tüm sayının kalanı olacak. Bakın 511'i neye bölüyorum şimdi? 13'e bölüyorum. 3 köz var içerisinde. Şuradan 9 geldi. Buradan da 3 geldi. Çıkardım 2. 121 yaptı. Şimdi 121'in içerisinde 13 kaç kere var? 9 kez var. 9. 27'nin 7'si elde var. 2, 9, 11 yaptı. Bakın çıkardım. 4 kalanı yine karşımıza çıkmış oldum. Evet 15. soruyu da bitirmiş olduk. Şöyle kendimizi büyük ekrana alalım. Bir gör beni. Bir gör beni. Evet şimdi birinci videonun sonuna geldik. İkinci videoda bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Ama bırakma. Ama bırakma. Hemen 15 dakika teneffüsünü yap. Gel. 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 Bölünebilme bizim için önemli bir konu sınavda. Ya TYT'de ya AYT'de ya TYT'de ya AYT'de soru çıkıyor. Kendine iyi bak. Ne kendine iyi bak ya. Sonraki videoda görüşeceğiz hemen. Hadi bay bay.